Selamünaleyküm. Arkadaşlar merhaba, nasılsınız? İyi misiniz? Modifiye başlayan her gencin yapmak istediği şeylerin başında, lisenin başında daima arabasının jant lastiğini değiştirmek vardır arkadaşlar. Fakat bu jant lastik değiştirme sevdası bize pahalıya patlamakta. Sıfırdan alsanız jant lastik olarak 3000-3500 lira gibi rakamlara çıkmakta günümüzde. İkinci eller 1000 lira, 1500 lira gibi rakamlarda dolaşmakta. Fakat bunun herkesin bütçesi buna el vermeyebilir. Böyle ufak tefek jant modifikasyonlarla jantlarımızı ve aracımızı daha sevimli, daha içimize sinecek şekilde modifiye edebiliriz. Arkadaşlar bu yapacağımız uygulamanın iki tane büyük bir avantajı var. Birincisi maliyeti çok düşük, yani 20-30 lira gibi bütçeyle, düşük bir bütçeyle tamamen kendi el işçiliğimizle yapacağımız bir uygulama. İkinci büyük avantajı ise jantlarımızın orijinal haline hiç dokunmuyoruz. Kesinlikle orijinal hali kalıyor. Üzerine folyo sticker yapacağız. Sıkıldık. 6 ay sonra, 1 sene sonra sıkıldığınız zaman bu folyoyu söküp çıkartabilirsiniz ve jantlarınızı tekrardan eski orijinal haline geri çevirebilirsiniz. Arkadaşlar aracımızın orijinal jantları bu şekilde. Nissan Almera jantları. Tabii bunlar sizin kendi aracınıza özel olabilir. Farklı jant modelleri de kullanmış olabilirsiniz. Ben uygulama yapmayı planladığım olan şu kısmı arkadaşlar, şu kollar. Şu kolların ölçüsünü alıp bu kollara folyoyu kesip sticker yapıştıracağım arkadaşlar. Siz bunu kendi aracınıza göre kol belirleyin, yani uygulama yapmayı düşündüğünüz alanı seçin. Yani mesela ben şu kolları seçtiysem siz şu alttaki bölge alanları seçebilirsiniz. Artık kullanmış olduğunuz aracınız ne modeli neyse, jantınız neyse o janta göre model belirleyin kafanızda. Bu janta göre uygulama yapın arkadaşlar. Folyonun kalıbını almak için kullanacağımız malzemeler kağıt maskeleme bandı, makas ve bir adet kalem. İlk bunlar kalıp almak için yeterli şu anda. Arkadaşlar jantımızın kolları da aynı olduğu için kalıbı en kolay hangi koldan alabiliyorsak o kolu hedeflenin. O koldan kalıbı alın. Arkadaşlar yapmayı düşündüğüm modelin kalıbı için bu yöntemi uyguladım. Kağıt maskeleme bantıyla sticker'ımızın kalıbını aldım. Şimdi bu kalıbı söküp buradan arkadaşlar kalıbın daha temiz bir yere nakledeceğiz ve kesim işlemine başlayacağız. Arkadaşlar jantımızın kolundan kalıp alma işlemimizi tamamladık. Şimdi bu almış olduğumuz kalıbı evde ben şöyle bir karton parçası buldum. Kestim daha sonra ayakkabı kutusundan. Size böyle bir karton bulup renkli olursa sizin için daha iyi olur. Ters renklerde. Ki kesim esnasında hata yapmanızı engeller. Bu kalıbı arkadaşlar şimdi buraya yapıştırıp daha kalın bir kalıp elde edeceğiz. Arkadaşlar kırmızı kartonumuzu kestik. Şimdi maskele bandını çıkartabiliriz. Bunu maskele bandıyla işimiz kalmadı. Bize asıl lazım olan bu kırmızı kesmiş olduğum kırmızı kartondaki kalıp. Bu kalıptan arkadaşlar folyomuza desenler verip keserek, işaretleyerek kesim işlemini yapacağız. Arkadaşlar hazırlamış olduğum kırmızı kartondan kalıbı aracımızın jantına tekrardan kontrol ediyoruz. Bakalım bir hata, bir aksilik, problem var mı? Şu alt kısmı arkadaşlar şurada tek göstereyim. Şu alt kısmı biraz daha o yuvarlayıp oval bırakıp şöyle kollar bir araya geldiği zaman şu göbekte yuvarlak bir görüntü oluşmasını istedim. Arkadaşlar kullanacağımız folyo bu. Krom rengi folyo. Hazır hanım evde yokken folyoyu masaya yatırdık. Birazdan ameliyata başlayacağız.
Arkadaşlar folyodan küçük bir parça kestim. Masayı uzattım şöyle. Bu arada folyonun kalitesini görüyorsunuz, bakın oldukça ayna gibi şu anda. Hiçbir buzlanma yok. Oldukça kaliteli bir folyo. Alman malı. Folyoyu arkadaşlar şöyle maskele matlarla masaya yapıştırıyorum. Köşelerden kalkmasın diye. Bu kırmızı karton kalıbımızı kullanarak çizimler yapacağız. 40 tane. Hatta 2-3 tane yedekte kesmemize fayda var. Arkadaşlar çizme işlemimiz tamamlandı. Ben her ihtimale karşı 2-3 tane fazla çizdim. Yani toplam bize 40 tane lazımdı. Normalde ben 43 tane falan herhalde çizmişim. Şu folyomuzun arkası normalde normal folyolarda kağıt oluyor. Bu biraz folyo değil, biraz da kalitesi biraz daha yüksek kalite. Bunun arkasında arkadaşlar vinil tarzı bir şey yapmışlar. Normal kalemler buna yazı yazmıyor. Bunun için kırtasiyeden şöyle CD kalemlerini aldım. Bu normal kalemlerden farklı. Bu folyonun arkasında yazı yazıyor arkadaşlar. Bu da küçük bir ayrıntı olsun. İşaretlediğimiz yerleri arkadaşlar keserek kendi jantımızda kullanacağımız modeli ortaya çıkartacağız. Evet arkadaşlar, kesme işlemi tamamlandı. Yaklaşık 25 dakika falan sürdü. Burada pönçük pönçük etmişim bu arada. Artık ne demekse pönçük pönçük. Kalıbımız burada. Bu kalıbı yine saklayacağım. Belki ilerleyen zamanlarda şu folyonun rengini değiştirmek isteyebilirim veya komple sökerim. Artık o ilerleyen zamandaki zevkimize kalmış. Daha önce söylediğimi bilmiyorum ama arkadaşlar bu folyoyu ben kromu rengi seçtim. Siz bunu kırmızı, siyah, mavi istediğiniz renk yapabilirsiniz. Artık göz zevkiniz neyse, aracınızın rengi neyse. Arkadaşlar buraya kadar tüm işlemleri yapıp da ben kesme işlemini yapamam diyen arkadaşlarınız varsa eğer bir tane A4 kağıdı temin edin. Bakın böyle A4 kağıdın üzerine şu kalıbı koyun ve etrafını kalemle çizin. Bu şekilde kalıbın örneğini çıkartın arkadaşlar A4 kağıdına. Bu A4 kağıdıyla tabelacılar bunu taratarak bilgisayardan kendilerine kalıp çıkartabilirler. Bu kalıbı da lazerle 40 tane 45 tane falan da kestirebilirsiniz. Belki böyle yöntem daha sizin için daha pratik olur. Bu işte kesme işlemini yapamam diyen arkadaşlar varsa. Böyle ikinci bir yöntem de izleyebilirler. Arkadaşlar uygulayacağım bu işlem için hatalı yapıştırmamak için lastiği ben söktüm. İsterseniz siz sökmeden de aracın üzerinde yapıştırabilirsiniz. Fakat bu şekilde daha garanti olur diye düşündüm. Yapıştırırken en azından yamuk yumuk hataları görürüz. Arkadaşlar folyonun daha iyi yapışması için ısı tabancası kullanacağım. Sizin ısı tabancanız yoksa saç kurutma makinesi de kullanabilirsiniz. Arkadaşlar ilk jantımızın folyo yapıştırma işlemi tamamlandı. Bakın uzaktan görüntü bu şekilde oluştu. Kollar oldukça ayna gibi, krom gibi parlıyor.
de bitmiş halini görelim bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar 3 jantı bitirdim. Son lastiğe geldim. Yoruldum. Havada kararmak üzere. Son lastiği sökmeden yapacağım. Üzerine yapıyorum. Şöyle yukarıda üst tarafta arkadaşlar şöyle şurada zincir dudağı mı diyorlar? Ne diyorlar? Şu boşluk bırakarak şöyle ya aynı hizada devam ediyorum yapıştırmaya. Ya bu şekilde de oluyor aslında da biraz böyle hata yapma riskimiz artıyor. Sökerek daha garanti olur ama dört lastik insanın hakikaten yorucu oluyormuş. Arkadaşlar ön jantımız da bitti. Sırayla işlemi tamamlıyoruz. Acele etmeden. İlk izlenim benim hoşuma gitti. Jantlar gayet güzel duruyor. Aracı yeniledi sanki. Arkadaşlar folyo uygulama işlemi bitirdik. Bakın yerler nasıl ışık vuruyor bebeğim benim ya. Parıl parıl parlıyor. Sanki jantlar sıfırmış gibi. Halbuki 10 liralık bir maliyetle ve ufak bir işçilikle yapılan bir uygulama arkadaşlar. Çok basit. Bunu siz de yapabilirsiniz. İstediğiniz rengi seçin, belirleyin. Ben krom rengi seçtim. Siz de mavi, kırmızı, siyah renk kullanabilirsiniz. Arkadaşlar düşük maliyette tamamen kendi el işçiliğimizle yapmış olduğumuz bu küçük folyo sticker modifiye işlemini beğendiyseniz videomuzu beğenerek ve bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olursanız şu alt kısımdan memnun olurum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.